Merhabalar. Bugün gündemi değerlendirmek ve öne çıkan konuları konuşmak üzere meclisteyiz ve konuğumuz AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir. Efendim merhaba öncelikle. Merhaba efendim, merhaba. Şimdi gündemde çok sıcak konular var ama en sıcağı sosyal medya yasası. Ben bundan bahsetmek istiyorum efendim. Çok tepki görüyor. Çok anlatılmadı gibi. Yani dışarıda kimse kalmayacak, herkes içeriye girecek. Bunun bir çerçevesi yok deniyor. Siz bize birazcık anlatabilirseniz yani... Biz ne yaparsak bir yıldan üç yıla kadar yargılanacağız. Bir defa bunu sosyal medyayla böyle sınırlamamak lazım. Ben gazeteciyim. Evet. Dezenformasyon yasası. Dezenformasyon, enforme etmenin tam tersi, yalan haber, iftira kabiliğinden haberler, toplumu ifsad eden haberler. Bunun önüne geçmek için bir defa şurası, Türkiye Büyük Millet Meclisi, toplumsal barışı sağlama adına bir yasal düzenleme yapması lazım. Yapıyoruz şu anda. Ucu açık. Efendim eskiler laüsel diyorlar. İsteyen istediğini yazsın, çizsin. Sonra yaptığı yanına kar kalsın. Böyle bir hal var. Bunun olmaması lazım. Kim adına? Bütün bir toplum adına. Biz bunu böyle yapıyoruz. Ben şu anda siyaset yapıyorum. AK Parti milletvekiliyim. Yalan haberlerden, iftiralardan muzdarip durumdayım. Aynı hal muhalif cenahta da varsa, varitse ki olabiliyor. Onlar için de bir düzenleme geliyor. Dolayısıyla bu düzenlemeler bir cenah için değil ya da bir kesim için değil ya da birisi için değil. Bütün bir toplum için yapılıyor. Ne yapıyoruz? Adı üstünde dezenformasyon. Onun önüne geçeceğiz. Yalan söyleniyor. Şimdi ben işte siz de BBN televizyonu, ben buna BBN diyorum. Böyle tariflendiriyorum. Evet. Onu daha lezzetli buluyorum. Burası bir özel mecra. Bizim sesimiz oluyorsun, solumuz oluyorsun. Size minnettarız. Bazı yerler var ki, Burcu Hanım, şunu yapıyorlar. Ben bunun çok şahidi oldum, bizatihi kendim yaşadım. Alıyor, sağını, solunu kesiyor, önünü, arkasını. Bütünüyle arzu ettiğin yahut da senin taşıdığın niyetin dışına taşıyor, haberleştiriyor. Pat diye topluma veriyor. Toplum ne yapıyor? Seni linç ediyor. Çünkü hakikaten toplumun rahatsız olacağı hale getiriyor seni söylediğin. Peki araya gireceğim ama İbrahim Bey sadece bu kadar mı? Mesela benim bildiğim kadarıyla atıyorum Sinovac aşısı işte felç yapıyor, işte böyle yan etkileri var gibi bir şey. Bu da doğru olmayan bir şey. Ben onu alıp retweetlersem ya da domates bu 15 lira diyen birinin tweetini beğenirsem ben de mi bir yıldan 3 yıla kadar yargılanacağım? Hayır efendim. Nedir bunun sınırı o zaman? Hayır, öyle şey olur mu? Adı üstünde yani bir haberi, yalan bir haberi. Neşvi nema noktasına taşımak, yani onu aşikar etmek, onu yaymak, yaygın hale getirmek budur. Yoksa öyle şey olur mu? Şimdi bunu sulandırmak için söylüyor muhalif cenah. Bakın size bir şey söyleyeyim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı şöyle bir şey söyledi grup toplantısında. Anayasa Mahkemesi'ne biz bu yasayı taşıyacağız dedi. Ve ardından da şöyle bir not düştü. Burada sağlam gerekçeler koyacağız dedi. Bilmiyor çünkü. Evet. Sağlam gerekçeler koyacağız. Söylesene kardeşim ne noksanımız var? Bakın dijital mecralar komisyonda görüşme yapıldı. Tali komisyon olarak. Sonra ana komisyon Adalet Komisyonu'na gitti. Orada saatlerce müzakere yapıldı, münakaşa yapıldı. Biraz önce CHP milletvekili Tuncay Bey. Şimdi soy ismi Tuncay Bey gazeteci uzun yıllarını vermiş birisi. Tuncay Özkan mı? Tuncay Özkan. Buna dönük kayıtlar düştü. Gazeteciliğe dönük, gazetecilik mesleğine dönük notlar düştü. O da saatlerce o toplantıları takip etti, konuşmalar yaptı. Efendim taleplerini dile getirdi. Karşılıklı konuşmalar yapılıyor. Bir insan sadece ve sadece ben böyle istiyorum, öyleyse böyle yapılacak diye dayatarak yasa yapılmaz ki. Bir müşterek noktaya gelmek lazım. Evet, çok içeriği bilinmiyor o zaman ama siz böyle olmadığını söylüyorsunuz. Biliniyor, içeriği bilinmez olur mu? Biz bilmiyoruz. 40 maddeden müteşekkil. Hayır efendim. Şimdi bunun içeriği kamuoyuyla paylaşılmış. Efendim dediğim gibi komisyonlarda tartışılmış. Burada bir madde üzerinden, 29. madde üzerinden bir vaveyle koparılıyor. Aslında dert ne biliyor musun? Dert şu. AK Parti, Cumhur İttifakı'nı özgürlüklerin önüne geçen kesim diye lanse etmek. Böyle bir şey yok. Tam tersi. Tam tersi insanlar daha özgür olsunlar. Daha huzurlu bir hayat yaşasınlar diye yapılıyor. Evet, sosyal medya kontrol altında. Bakın ben bir tane bir örnek vereceğim. Bu çok çarpıcı olduğu için söyleyeceğim. Bizi izleyenler takip etsinler. Ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bir tartışma üzerine şunu söyledim.
HDP milletvekili Garopaylan, ismini de veriyorum. Çünkü bu artık çok her yerde söylüyorum ben bunu. Özellikle söylüyorum. Çarpıcı bir örnek. Efendim, intiharlardan bahsediyor. Ne zaman? 2019 yılında. Biz başka bir şey görüşüyoruz. Teknik bir mevzu. Şunu söyledim. Dedim ki, ya bu intiharları propaganda vesilesi yapmayın. Gerek yok buna. Biz burada teknik mevzuları görüşüyoruz. Sonra bir televizyon kanalı, ismini vermeyeyim, aynen şöyle bir manşet attı sosyal medya hesaplarında. AKP'li vekil şok etti. Ne yapmış? Yani beni kastediyor. Hı hı. Ben güya demişim ki bu intiharlar propaganda olsun diye yapılıyor. Şimdi bir insan propaganda olsun diye ölür mü? İntihar eder mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir şey söyler miyim? Söylemediğim halde televizyon bunu veriyor, görsel veriyor ama içeriğinde tabii ki yok o. İçeriği, evet, bunların önüne geçilecek. Şimdi bütün bunların önüne geçilmesi lazım. Hı hı. Sonra ne yaptım ben? Bunu sosyal medyada paylaşınca altına bir sürü hakaretler. Hakaret edenleri mahkemeye verdik. Evet. Onlar tabii ki tazminata şuna buna muhatap oldular. Ancak onu yayanlar, o sayfayı özellikle hazırlayanlar, toplumu ifsad etmeye çalışanlar hiçbir müeyyideye muhatap olmuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunu sadece siyasi cenahtan Burcu Hanım bakmamak lazım. Yani ticaret yapıyor adam. Sırf ticaretini lekelemek için iftira atılıyor. Sosyal medyada bir iftira atıyor. Adamın ticareti nakısa alıyor, noksan alıyor. Yazık, günah değil mi? Peki şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vazifesi ne? Toplumsal barışı temin için yasa hazırlamak. Bizim vazifemiz bu zaten. İşte bunu temin için bir yasa çalışması yapılmış. Sadece biz mi yapmışız? Hayır. Yani bazı karşı çıkan kesimlerin çok yükseklere tuttuğu Avrupa Birliği'nin üyesi, dünyanın her tarafında var. Dahası daha tahdit edici, sınırlayıcı, özgürlüklerin önüne geçici yasalar var. Biz öyle de yapmıyoruz. Görüşmeler hala devam ediyor değil mi şu an? Hayır, genel kurula gelmedi. Geldiğinde orada da daha mütekamil hale gelecek. Evet. Daha olgun hale gelecek. Orada da muhalefet katkı sunacak. Şunun altını çiziyorum. Yalan, iftira ve dedikoduyu toplum zemininden kaldırmak lazım. Şu anda bile bu yasayı gerekçe gösterip yalan, iftira ve dedikoduyla nümayiş yapanlar var. Bu gazetecilik değil. Gazetecilik çok yüksek bir olgudur. Bir büyük değerdir. Ben de gazeteciyim ve bununla da iftihar ediyorum. Ama öyle bir hal gelişti ki sizin gibi emek verenler. Kenarda efendim bir internet sitesi açmış. Oradan sürekli mütemadiyen ifsad edici yayınlar yapanlar olmuşlar gazeteci. Dolayısıyla gazetecinin de itibarı alaşağıya çekilmiş. Onu korumak da bizim vazifemiz. Özellikle benim gibi sürekli basın kartı sahibi, gazetecilik yapmış, orada özellikle hem yazı yazmış hem istihdama katkı sunmuş, gazete sahibi olmuş birisi olarak benim buna mutlaka ama mutlaka müdahil olmam lazım, takip etmem lazım. Bu kabilden de takip ediyoruz. Sosyal medyayla sınırlamak doğru değil. Altını çiziyorum. Dezenformasyon yasası. Tamam. Toplumu ifsad edenlerin önüne geçme yasası. Tamam efendim. Şimdi kısaca aslında Sayın Erdoğan her zaman 2023'ü işaret ediyor seçim için ama muhalefetten ve sokakta da bazı kesimden erken seçim çağrıları duyuyoruz efendim. Olmayacağını söylüyorsunuz AK Parti olarak ama ekonomi mi yönlendiriyor siyaseti? Yani ekonomi şu an biraz sıkıntılı, gidebilir miyiz erken seçime? Son olarak siz de mi 2023'ü işaret ediyorsunuz? Kısaca bir de buna değinelim lütfen. Elbette. Seçim 2023'te Haziran'da olacak. Bir yıldan daha az bir zaman kaldı biliyorsunuz. 18 Haziran 2023 seçim zamanı. Dolayısıyla 2022'yi söylerken de yine zihinleri ihfal için söylüyorlar. Bakın, ana muhalefetin genel başkanı şunu söylüyor. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı iki defa Cumhurbaşkanı olduğu için üçüncüsü yoktur. Üçüncüsünü olabilmek için yapması gereken nedir? Parlamentoyu feshetmektir. Parlamentoyu feshedip erken seçime gidecek diyor. Oysa bir genel başkanın anayasa metnini okuması lazım. Kanunları okuması lazım. Eğer bir lider iki defa Cumhurbaşkanı olmuşsa, üçüncü defa olabilmesi için parlamentonun erken seçim kararı alması lazım. Kendi feshederse zaten olamaz. Kaldı ki parlamenter sistemle cumhurbaşkanlığı sistemi ikisi çok farklı. Birinde cumhurbaşkanlığı yapmış,
öbüründekine sayılmaz o. Yani bir zero, bir sıfırlama durumu söz konusu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa seçildi 2018 yılında. Şimdi ikincisini inşallah 2023'te seçilecek bir 5 yıl daha Allah'ın izniyle. Olabiliyor diyorsunuz. Tabii ki öyle. Peki, olacak siz... ve 2023'te olacak, evet, seçimler. Mecliste plan bütçe komisyonunda olduğunuz için iyi bilirsiniz efendim. Ekonomi siyaseti şekillendiriyor mu? Bakın bir şey söyleyeyim. Bunu atlamamak lazım. Hı hı. Minnettarım, teşekkür ediyorum. Sualleriniz ufuk açıyor bize. Ekonomide sıkıntı var mı? Var. Bu bir vaka. Kimse inkar ediyor mu? Hayır. Bütün dünyada var. Bizde de var. Yani pandemi şartları öyle bir şey hale getirdi ki bir her cümert yaşandı dünyada. İnkiraz edenler var. Dahasını söyleyeyim. Bugün iflasını açıklayan ülkeler var. Bugün. Açıklamış ülkeler var. Peki bizdeki durum ne? Bunu CHP'nin sözcüsü üzerinden söyleyeyim. Daha önce hazine müsteşarlığı yapmış. CHP'nin ekonomisini yönlendiren bir isim. Faik Öztürk. Ne diyordu daha önce? Nerede bu 140 milyar, 120 milyar dolar ne oldu? Berhava oldu, uçtu, gitti dediler değil mi? Yakın zamanda ne söyledi? Bu şundan iki gün önce. Kasada, hazinede 500 milyar var dedi. Asgari ücreti artırsanıza dedi. Bu yalanla iştigal ettiklerini, iftirayla iştigal ettiklerini ikrardır. Aşikar etmektir, itiraf etmektir. Bunların işi bu. Ekonomide bakın söylüyoruz. Problem yok değil, var ama hepsini düzene koyuyoruz biz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ve özellikle ekonomi kurmaylarımız çok ciddi bir çalışma üzeredir. Yarın nasip olursa işte ek bütçeyi görüşeceğiz. Ne adına biz bunları yapıyoruz? Toplumu daha da böyle ferah halde yaşatma adına yapıyoruz. Bizim dışımızda bir yapı, çok açık söylüyorum. AK Parti'nin dışında, Cumhur İttifakı'nın dışında bir yapı bu işlerin başında olsaydı, samimi söylüyorum ki bu ülkede ekonomi darmadağın olurdu. Çok açık. Şu anda bile kendi aralarında bir insicam yok. Millet İttifakı için söylüyorum. Bakın dün bir seçim yapıldı. Daha doğrusu bir oylama yapıldı. Herhalde. Tezkere yapıldı. CHP hayır, İYİ Parti evet dedi. Evet, burada bile bir anlaşmazlık var. Yok. Altılı İttifak'ta bir çözüme bekliyor musunuz? Bunlar bir belirti olabilir mi? Zaten çözülmüşler. Zaten çözülmüşler. Yani CHP'nin yanında konuşlanmış olan yayın organlarına bakın. Oradaki altılı masadaki isimleri efendim aşağıya çekebilmek için onları muahaze eden, küçümseyen ifadeler kullanıyorlar. İsim açmayayım, bir gazeteci al birini vur ötekine der gibi şunu söylüyor. Babacan'la Davutoğlu'nu bir araya getirsen %3'ü geçmezler ama altılı masanın çok böyle iddialı isimleri gibi görünüyorlar. Dalga geçiyor. Şimdi bu yapıdan bir şey çıkar mı? Onun dışında İYİ Parti ile CHP, bakın Türkiye'nin güvenliğini ifade eden, bizim egemenliğimizi ifade eden bir halde bile bir araya gelemiyorlar. Birisi evet diyor, biri hayır diyor. Biri HDP'nin yanında konuşlanıyor. Bakın CHP ile HDP şu anda bir aradalar. Orada bile toplum CHP'yi kınıyor. Özellikle CHP'liler, özellikle Atatürk'ü öne çıkaran CHP'liler. HDP ile nasıl bir araya gelirsiniz deniyor. Bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı olan terörist bir yapıyı sahiplenen HDP'nin yanında olmak yeter, züldür zaten. Bir parti için, bir siyasi kurum için aşağılık halin en aşağılık halidir diye düşünüyoruz biz. Ve HDP'nin bir açıklaması vardı Altılı İttifak için. Desteklemem diyor Meral Akşener ya da Mansur Yavaş. Eğer aday çıkarsa desteklemem, kendi adayımı çıkarırım dedi efendim. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? İşte onu söylüyorum. Hı. Biri o tarafa, biri bu tarafa çekiyor. Ne diyor? Neyi değiştirdi? CHP'li bir isim şunu söylüyor bakın. Sezgin Tanrıkulu şunu söylüyor. Bundan birkaç gün önce diyor ki HDP'yi, HDP yönetime ortak olmak istiyor. Öyleyse bunların önünü açalım. Ne demek bu? Altılı İttifak'a diyor ki bunları ittifakın içine alacağız. Yani şimdi böyle arkadan dolanarak ittifak ediyorlar ya. Hayır diyor, öyle olmaz. Aşikar edeceksiniz. Şimdi HDP'nin dirijen isimlerinden birisi Ahmet Türk aynı şeyi söylüyor. HDP baş kaldırmış. Hayır efendim diyor, biz de varız. Şu kadar oy almışız, bizi görmezden gelemezsiniz filan diyor. Ama son kertede yani birbiriyle uzak yakın ilgisi olmayan yapılar sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı alt edebilmek için, sadece ve sadece AK Parti anlayışını yok edebilmek için bir araya geliyorlar. Peki bir araya geldiniz yok etmek için. Sonrası nasıl olacak? Milletimize bakın, sizin kanalınızda söylüyorum ben. BNN televizyonunda söylüyorum milletimize. Bunlar kaybettik diyelim.
Onlar geldiler. Ne yapacaklar? Biri sağa biri sola çekecek. Biri aşağı biri yukarı çekecek. Bunların bir defa bu ülkeyi yönetebilecek hem donanımları yok, hem programları yok, hem de kendi aralarında bir insicamları yok. Ben biraz önce BNN derken Burcu tebessüm etti. Onu özellikle ben kullanıyorum. Onun için izleyenler şey yapsınlar. Ben tabii sizin dinlendirmenize, sizin ifade şeklinize saygı duyuyorum ama bu da bana ait özgün bir ifade. Evet. Peki efendim, şimdi aslında AK Parti için büyük sorun teşkil edilen mültecilere gelmek istiyorum. Ben çok kontrolsüzce sanki çoğalıp dağılabiliyorlar. Geçen dün sanırım İçişleri Bakan Yardımcısı'nda bir açıklaması var. Bir kısmına ulaşamadık, nerede olduklarını bilmiyoruz. Başımıza bela olacaklar mı, giderler mi, gitmeleri gerekiyor mu? Ya da gerçekten bir sorun teşkil ediyorlar mı ülke güvenliği için? Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Şimdi Burcu Hanım, bir defa kavramları yerli yerine oturtmak lazım. Yani mülteci kavramı nedir? Sığınmacı kavramı nedir? Bunlara ayrı ayrı bakmak lazım. Mülteci dediğinizin özel bir pozisyonu var. Ve bizim mülteciler sadece ve sadece Avrupa'dan gelenler için bu kavramı kullanıyor. Diğer taraftan gelenler zorunlu sığınmacı bunlar. Orada sulh avdet ettikten sonra, yani barış geri geldikten sonra bunların hiç sorgusuz sualsiz geri dönmeleri söz konusu. Yani ben gitmiyorum deme gibi bir şansları, bir lüksleri yok. Böyle barış bir şey yok. Olmadı mı henüz Suriye'de? Henüz orada bir sulh için ona çalışıyoruz. Bakın Suriye'de şu anda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı şeyler var. Terörist yapılar oralarda insanlara hayatı zindan ediyorlar. Kime? Suriyelilere. Oradaki Kürt, Türkmen, Arap kim varsa bunlar da insan sevgisi yok bir defa. İşte bizim gittiğimiz yerlerde şu anda problemsiz bir hal var. Türk askeri nereye girmişse orası yaşanabilir hale gelmiş. Şimdi de onu temin etmeye çalışıyoruz. Ve inşallah çok yakın zamanda doğrudur. 4 milyona yakın, 3,5 milyon efendim sığınmacı var. Ama bunların tamamını insan olarak görmek lazım. Bir defa bunlar insan. Kardeşim bu o kadar değerli bir kavram ki, insansa biz onlara müşfik davranmak durumundayız. Şefkatle yönelmek durumundayız. Yani sil at gitsinler. Yakın zamanda yine televizyonlara yansıyan görüntüler vardı. Neydi o? Esed'in adamları, askerleri canlı canlı bir çukura itiyor adamı, sonra kurşuna diziyor. Gencecik insanları. Peki bunu gördüğümüzde insan olarak ya bir vebal üstleniyor muyuz? Böyle olur mu gibi bir itiraz içimizden geçiyor mu? Ya da beter olsunlar mı diyoruz? Beter olsunlar diyenler var. Ben bunları insan sıfatıyla uzaklaşmış insanlar olarak görüyorum. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Suriye'deki insanları çok değerli buluyoruz. Onların hayatlarının öneminin farkındayız biz. Ve komşu olarak ve insan olarak onlara sahipleniyoruz. Yeri geldiğinde tekrar evlerine dönmelerini temin edeceğiz. Barış üzere çocuklarıyla, evlatlarıyla hayatı yaşasınlar diye bir gayretimiz var. Ve bu gayret ne yapacak? Belki bazıları böyle şey yapar. Yani uhrevi kavramlardan uzak durabilir. Ama ben inanıyorum. Yani ontolojik yapı, daha izah edeyim. Kozmik yapı, daha izah edeyim. Sünnetullah, Allah'ın kuralları öyle bir işliyor ki, yaptığınızı mutlaka buluyorsunuz. Ettiğiniz karşınıza geliyor. Biz o insanlara sahiplenirsek Cenab-ı Hakk'ın da efendim nusreti, eskiden öyle diyor, yardımı, desteği sizin üzerinize geliyor. Böyle olduğu içindir ki en netameli, en sıkıntılı dönemlerde bile Türkiye devlet olarak, millet olarak daha huzur üzere yürüyoruz. Yani Amerika'nın inkiraz yaşadığı, çöküş yaşadığı, Avrupa Birliği'nin hakikaten çok sıkıntı yaşadığı ki yakın zamanda Avrupa'da bir ülkedeydim. Onları bizatihi yaşadım, gördüm. Biz onlara göre bu iklimi, bu sıkıntılı iklimi daha ehven götürmeye çalışıyoruz. Peki İbrahim Bey, anketlere gelmek istiyorum efendim. Anketlere ne kadar ciddi alıp güveniyorsunuz bilmiyorum ama KON'da bir anket yayınlandı. %28 gibi bir oran verip bunlar kararsız dedi. %28'in içi 40 yaş altı. Yani 40 yaş altının %28 çok büyük bir rakam, kararsız olmasını nasıl buluyorsunuz efendim ve bu %28 neye göre nasıl dağılır sizce? Valla şimdi anketlere tabii artık daha toplumun böyle bir bütün teslimiyeti yok. Çünkü anketlerle ilgili
sonradan ortaya çıkan sonuçlar çok yanıltıcı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bir teslimiyet yok. Elbette orada çalışanlara değer veriyoruz. Elbette onlar da gayret sarf ediyorlar. Elbette toplumun içindeler. Görüyorlar, bazı şeyleri aktarıyorlar ama beni de bir anketör olarak görmek lazım. Siyasetçiyim ben ve çok sahici projeksiyon tutuyorum. Yani kim bize karşı daha suni, kim daha samimi görebiliyorum. Bu zaviyeden baktığımız zaman doğrudur. Tenkit var elbette. Ekonomik sıkıntılarla ilgili tenkitler yok değil ama son kertede şu söyleniyor. Yaparsa AK Parti yapar. %28 AK Parti'ye mi kayacak? Kuvvetle muhtemel göreceğiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız için şunu söyleyeyim. %53'ün asla altına düşmeyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu iki parti, Büyük Birlik Partisi'ni de bu içerisine katıyoruz. Onların oy oranı da 2018'in üstünde çıkacak. Yani AK Parti diyorsunuz ki alacak tabii, bu seçimde. Tabii göreceğiz inşallah. Hep beraber ölmezsek 2023'te bugün i̇nşallah. Buradan efendim BBN'e sizin ifadenizle beni davet etsinler, o gün konuşalım. Evet efendim, mecliste böyle çok çetin tartışmalı şeyler de oluyor. Konuşuyorsunuz genel kurulda, bizler takip ediyoruz ama şimdi ek bütçe geldi sanırım. Ek bütçeyi görüşeceksiniz. Bunda yani bir tartışma bekliyor musunuz? Yine muhalefet şimdiden sesini yükseltiyor. Kısacık buna da bir değinelim. Gayet tabii. Ek bütçe neden geldi efendim? Şimdi bir defa ihtiyaç hasıl olduğu için geldi. Bir takım destekleyeceğimiz unsurlar var. Ne diyoruz biz? Milletimizi huzur üzere yaşatmak durumundayız. Şu anda bütçe verileri çok çok pozitif. Bunu Sayın Bakanımız her vesile anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Geçtiğimiz yılın bütçe performansını açıklamıştık. Yaklaşık 400 milyar dolayında bir fazlamız vardı geçtiğimiz sene. Bu sene de herkese öyle ama şimdi desteklenecek bir takım efendim birimler var, kurumlar var. Bunlara dönük de yeniden bir tanzim de lazım. Bunları yaptık. Ek bütçe demek millete huzur enjekte etmek demek. Ha muhalefete gelirseniz ne yapar muhalefet? Çok açık grup başkan vekili söyledi. Yani sizde dünyanın en güzel işi bile aşikar olsa, açığa çıksa biz ona karşı çıkarız dedi. Oysa bu düşük bir muhalefet anlayışını gösteriyor. Tam tersi. Bizden bir güzellik neşet etmişse sahipleneceksin. Tıpkı bizim muhalefetten gelen müspet tenkitlere cevap vermemiz gibi, düzeltmemiz gibi. Onlarda böyle bir şey yok maalesef. Evet, muhalefete gelmişken efendim Sayın Kılıçdaroğlu sanıyorum geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı kendisini eleştirenlere. Muhalefeti bize öğretmesinler dedi. Muhalefet yapamıyor mu muhalefet? Yapamıyor, diyecek. Muhalefet yapmıyor. Çamur atıyor bunlar ya. Muhalefet öyle değil. Muhalefet dediğiniz şunu yapar. Pozitif bir yaklaşım koyar. Bir şeyi tenkit ediyorsa o tenkidin karşılığında çözümünü koyar. Bakın biraz önce bir şey söyledim. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz bir yasa için. Ve böyle gerekçemiz sağlam olacak diyor. Şu anda bilmediğini söylüyor. Ya arkadaş genel başkansın ya. En azından bir maddeye has bir düşünce koy buraya. Şunu tenkit ediyorum de ve karşılığında da şunu yaparız de. Yok. Dolayısıyla bunlar muhalefet yapmıyorlar, çamur atıyorlar. Muhalefeti biz öğretiriz onlara. Söylüyoruz, öğrenemiyorlar da yani. Reseptörleri kapalı Burcu Hanım. Samimi söylüyorum. Yıllardır ben burada parlamenterim, görüyorum. Yani bir mevzuyu anlatıyorsunuz, sarih bir biçimde, açık bir biçimde anlatıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki o sizi dinler gibi yapıyor ama kafasında şu var. Buna karşılık ne iftira atabilirim, ne dedikodu yapabilirim, ne çamur atabilirim. Böyle bir hal üzere siyaset yapıyorlar. Bunun adı muhalefet değildir. Evet, Sayın İbrahim Aydemir'den AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den gündeme dair düşüncelerini aldık ve sizlere aktardık efendim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İzleyenlere saygı sunuyorum.